ey gönül! Gönlüm, bülbül gibi başla figana. Halini açıkla bütün cihana. Aşk ile meşk, gizli kalmaz cihanda. Deliye dönmüştün hani ilk anda. Doymayan bir hırsa açtım kucağa. Ne yazık, yıkıldı gönül ocağı. Gönül, sana ne söylesem pek azdır git aşk kitabına ismini yazdır böyle halin yoktur dünyada eşi gönül yakmış seni aşkın ateşi yarın dertlerine deva olmuyor tabibin yarana neşter vurmuyor hasret deryasına sokup boğdurdu üstelik başına bela yağdırdı yalvardın yakardın etmedi hiç kar gizli sırlarını etti aşikar. Günlerce peşinden koşup yoruldun, hicran ateşiyle yanıp kavruldun. Nasıl çile çekti gündüz ve gece? Gel ey gönül, söyle ne oldu netice? Her maceranı yaz kitaba tek tek. Okunsun, dinlensin kıyamete dek. Sevgi hazinesi gizli kalmasın. Öyle yaz ki, Kimse kusur bulmasın. İçinde çeşitli konu olmalı. Okuyanlar bundan ibret almalı. Mecazi bir aşktır. Kapılma hisse. Hakikat ehli de almalı hisse. Herkes bundan alsın neyse nasibi. Hayırla yadetsin aşık garibi. Ey gönül, her sözün etkili olsun. Okuyanın gözü yaş ile dolsun sevgiyi bilmeyen aşka boyansın, gaflette olanlar bilip uyansın. Aşkını işiten hayrette kalsın, tefekküre dalsın, payını alsın. Ayrılık derdine düçar olanlar, bunu hep okusun, naçar kalanlar. Oğlu kızı ölen bir baba, ana, teselli bulsunlar bununla cana. İrfan ehli olmak bakmıyor yaşa ancak bunu ehli eder temaşa. Hakkın Kudreti Hüda'nın ismiyle başlarız söze. Rahmandır, kolaylık gösterir bize. Allah'ın adını anmalı insan. Emre uymalıdır, hiç aksatmadan. Bismillah diyelim her işimizde. Unutma ki, şeytan hep peşimizde bir işe başlarken dersek Bismillah, elbet yardım eder Cenabı Allah. Ortakları olmaz, yoktur benzeri. Noksan sıfatlardan şüphesiz beri. Haşa oğlu kızı olmaz Hüda'nın. İşinde yanlışlık olmaz Yezda'nın. Cümle mahlukatı var etti yoktan. Kimi ateştendir, kimi topraktan. Kurumuş balçıktan insan eyledi türlü nimetleri ihsan eyledi. Ol emriyle kainatı yarattı, semaları yıldızlarla donattı. Kudreti sonsuzdur, kışı yaz eder, kullarına acır hep ikaz eder. Bir nizam içinde arzı döndürür, Burutlardan tatlı sular indirir. Taş içre ateş gizledi Rahman, halk eyledi suda inci ve mercan. Bir bebek doğunca hazırdır azık. Annenin göğsünden gönderir rızık. Bir sevgi verir ki ana babaya, katlanırlar onun için cefaya. Bin bir ihtimamla ona bakarlar, şefkat ile üstün başın yıkarlar. Kulakları, burnu, gözü veren o, saça siyah sarı boya süren o, vücudun üstüne başı koyan o gözlerin üstüne kaşı koyan o. İnsanı ağlatan, güldüren odur. Yaşatıp sonra da öldüren odur. Kalplerde sevgiyi halk eden odur. Salihleri nura gark eden odur. Yusuf'a harika güzellik verdi. Züleyha'yı ona aşık eyledi. Herkes Züleyha'yı alaya aldı. Yusuf'u görenler hayrette kaldı bu bir insan değil melek dediler. Parmaklar kesildi, fark etmediler. Halil'i ateşe yaktırmayan o, Salih'i harama baktırmayan o, Halil İbrahim'i küstürmeyen o, oğlunu bıçağa kestirmeyen o, Yunus'u balığa yutturan odur, ölüm korkusunu tattıran odur, Süleyman'ı gökte gezdiren odur, Firavun'u suda ezdiren odur. Kafir Ebu Cehli şaşırtan odur. Kazdığı kuyuya düşürten odur. Her işinde vardır birçok hikmeti. Bakınca görülür sonsuz kudreti. Bize nasip etsin iman nimeti. İmanlı kuluna verir cenneti. Peygamberimiz Cenab-ı Hak Resulünü gönderdi. Kelamı kadimi ona indirdi ismi söylenecek dillerde ebed. Müslümanlar ona eder muhabbet. Her iki cihanın serveridir o. Cennet yolunun rehberidir o. Odur kainatın kamil insanı. Odur hakkın bize yüce ihsanı. Hem yerde hem gökte fahri alemdir. Ona inanmamak sonsuz elemdir. Onun yolundadır bütün evliya, ümmet olmak ister ona enbiya. Sünnetine sarılmalı Müslüman, İhsana kavuşur Resule uyan. Bir adı Mahmud, bir adı Ahmet, oldu bütün alemlere rahmet. Beddua etmedi düşmana bile, emindi, yapmazdı kimseye hile. Nuruyla aydınlandı kainat, onda görülmüştü pek çok mucizat harikalar verdi ona yaratan, temiz sular aktı parmaklarından. Bir gece Kudüs'e vardı Mekke'den, bir anda gökleri odur seyreden. Onu tasdik eden yüce Kur'an'dır, peygamberliğine kafi burhandır. Resulullah Sultanlar sultanı peygamber iken, yaratılmamıştı Hazreti Adem. Hakkatında onun kıymeti çoktur. Şerefi, izzeti, rabeti çoktur. Nebilerin, resullerin mahıdır. İlmi zahir, ilmi ledün şahıdır. O teşrif edince değişti insan. Ona iman etti putlara tapan. Kusursuz olarak yaratıldı o. Güzel huylarla donatıldı o. Sadık idi ondan Herkes emindi bütün ataları birer mümindi Sen rahmetsin diye Rabbi övüyor Habibimdir diyor onu seviyor Kur'an'da Rabbi ona salat ediyor ümmete siz de salat edin diyor Yetim diye bakar nasipsiz ona Bu yüzden gelmedi kimi imana Peygamber bilene edildi ihsan köleyken oldu ebedi sultan her an ümmetine kucak açıyor karanlık dünyaya ışık saçıyor. Her derde devadır, her ruha şifa, gözlere sürmedir, kalplere cila. Herkesin seyyidi, başlara taçtır, bütün insan ve cin ona muhtaçtır. Aşkıyla yanan, bağrı kanayan, batıla sapar mı onu tanıyan? Bu aşkın sırrını gafil anlamaz, bid'at ehli olan onu tanımaz. Bütün dertlilerin dermanıdır o, aşkla yanan gönlün fermanıdır o. Müminin arzusu, emeli odur, hakiki imanın temeli odur. Habibullah bir kimse ki olsa birine aşık, eğer bir de olsa aşkında sadık, feda eder ona bütün malını. Hem de esirgemez asla canını. Daha kıymetlidir sevdiği candan. Can ne ki, üstündür iki cihandan. Reddetmez mahbubun hiçbir sözünü. Peki der, ekşitmez asla yüzünü. Onun her zahmeti rahmettir ona. Onun her hizmeti minnettir ona. Sever sevdiğinin sevdiğini de, hem sever köyünün köpeğini de, onun düşmanına hep düşman olur. Onu biraz üsse çok pişman olur. Kul, kulu sevince olursa böyle, ya Mevla severse ne olur söyle. İşte yüce Mevla izzetiyle, sevdi Resulünü kudretiyle. Onu kendisine Habib eyledi, hasta gönüllere tabib eyledi. Dünyada ne kadar deniz var ise, Mevla hepsini de mürekkep etse, melek, ins ve cinne verse kalemi, kağıt yapsa on sekiz bin alemi, yıllarca yazsalar onun metini yine yapmazlar binde birini. Ona yakın olmak büyük nimettir. Ayağının tozu cana minnettir. Vasfına olamaz kimse tercüman. O olmasaydı olmazdı cihan. Ya Rabbi, Habibinin hürmetine, kavuştur bizleri şefaatine. Hazreti Ebu Bekri Sıddık Resul-i Ekrem'in birinci yari, hak katında büyük sıddıkın yeri. Bütün hesap gördü, şudur hakikat, Hazreti Resul'e etti sadakat. Her yerde Resul'ü tasdik etmiştir, malıyla, canıyla desteklemiştir erkeklerden dine ilk giren odur. İman nuruyla ilk gören odur. Cennete de önce o girer elbet. Ona nasip olur bu büyük nimet. Peygamberden sonra en üstün kişi, sözde anlaşılmaz, muhabbet işi. Resule sevgide mihenk taşıdır. Hicrette mağara arkadaşıdır. Kayınpeder oldu Resulullah'a. Böylece kazandı bir şeref daha. Resul ne söylerse doğrudur derdi. Onu canından da fazla severdi. Bütün insanlardan parlak imanı, nuru aydınlatır iki cihanı. Her kim ol hazrete ede muhabbet, cennette onunla olacak elbet. Onu sevmeyenler felah bulamaz, cennet kokusunu bile alamaz. Onu sevmek şarttır mümin herkese, nara düşer ona buz eden kimse. Hazreti Ömerül Faruk. Ömer Resulullah'a ikinci halifedir. Dokuzuncu göbekten onun nesebindendir. Müslüman olunca o gizlenip kalamadı, Kabe'ye gitmek için yerinde duramadı. Müslümanlar kırk kişi olmuştu onun ile. Hazreti Ömer önde geldiler hep Kabe'ye. İleriye atıldı, o heybetli kahraman. Müşriklere yaklaşıp, şöyle okudu meydan. Hey, beni bilen bilir, bilmeyen varsa bilsin. Hatta boğlu Ömer'im, çıldıran beri gelsin. Varsa karısını dul bırakmayı isteyen, çocuğunu da yetim, durmadan gelsin hemen. Dayısı Ebu Cehil, orada donup kaldı. Toplanan kalabalık, şaşkınlıkla dağıldı. Heybeti müşriklere korku, dehşet saçardı. Şeytan yolda rastlasa ondan hemen kaçardı. Hicretler gizliyken onun ki açık oldu. Onu gören düşmanın kalbine korku doldu. Açıktı basireti, hakkı iyi bilirdi. İçtihadı Kur'ana hep muvafık gelirdi. Alçak gönüllüydü, pek çoktu adaleti. İnsanlara acırdı, pek çoktu merhameti. Özü sözü doğruydu. Bu yüzden Faruk dendi. Edildi büyük ihsan, cennetle müjdelendi. Şeref üstüne şeref, nimete kondu Ömer. Sultanlar sultanına olmuştu kayınpeder. Hazreti Ali'nin de olmuş idi damadı, İslam'a hizmet için usanıp yorulmadı. Ömerle Cenab-ı Hak zinet verdi İslam'a. Onun kılıcıyla din yayıldı cihana o İslam'ın sesini her tarafa duyurdu. Onun için Resul-i Ekrem şöyle buyurdu. Benden sonra peygamber gelmiş olsaydı eğer, hatta bunu oğlu Ömer olur idi peygamber. Hak nuruyla bakardı. Keskindi firaseti. Çoktu güzel hasleti. Sayılmaz fazileti. Hazreti Osman bin Affan üçüncü halifesi o Resul-i Ekrem'in. Beşincisi olmuştur ilk iman edenlerin. Rukayye vefat etti, sonra Hakk'ın Resulü, verdi ona öteki kızı Ümmü Gülsüm'ü. İkinci defa damat oldu Resulullah'a. Buyurdu ki, verirdim bir kızım olsa daha. Onu pek çok severdi Rabbimizin Habibi. Ona dendi Zinnureyn, iki nurun sahibi. Ebu Bekri Sıddık'tır Kur'an'ı toplattıran, Osman-ı Zinnureyn'dir çoğaltıp dağıttıran. Çok zengindi, malını hak yolda etti feda. Onu da cennetle müjdeledi, ol hüda. Edep yönünden onun gibisi pek yok idi. Halim selim, yumuşak, hayası pek çok idi. Onun devrinde Kıbrıs, Endülüs fethedildi. Sina çölü geçildi, ta Fizan'a gidildi. Mavera ün nehirle Semerkant ve Türkistan alındı Acemistan, Kafkasya ve Hindistan. İslam'ın sesini o uzaklara duyurdu. Peygamber Efendimiz onun için buyurdu. Her nebinin cennette bir arkadaşı vardır. Benimse orada arkadaşım Osman'dır. Yemin ederim yetmiş bin kişi ümmetimden, onun şefaatiyle kurtulur cehennemden. Canım kızım Rukayye, çok hürmet et Osman'a. Esaptan odur en çok huyu benzeyen bana. Gökte bütün melekler Osman'dan haya eder. Hesaba çekilmeden Osman cennete gider. İbni Sebe isimli Yemenli bir Yahudi, yüce dini içinden parçalamak istedi. Pek çok gayret gösterdi. İlk önce Medine'de, fakat başaramadı, çok çalıştı ise de. Dedi, Mısır'da fitne çıkarmak daha kolay. Mısır Kıptilerinden kurdu çapulcu alay. Medine'ye geldiler bir sabah vakit erken, evde şehit ettiler onu Kur'an okurken. O haya timsalini sevmek ne büyük nimet, ya Rab şefaatini hepimize nasip et. Hazreti Ali bin Ebi Talip Dördüncüsü Ali'dir, Raşid halifelerin, Ehli Beyt'in ilki ve damadı peygamberin odur irfan kaynağı, keramet hazinesi, odur hakkın aslanı, evliyanın reisi. İlmi çoktur, şu hadis onun vesikasıdır. Ben ilmin şehriyim, Ali de kapısıdır. Ayeti i kerime edildi metü sena, kılavuz olmuştur o bil cümle Müslümana. Ariflerin önderi, salihlerin rehberi, şüphesiz onu sever alemlerin serveri. Bil ki onu sevmeyen ehli sünnet değildir. Haricidir, sapıktır, ehli cennet değildir. Namaz kıldırır iken getirmişti tekbiri. Şehit etti Ali'yi haricilerden biri. İmamı Ali Haydar sevilir gökte ve yerde. Şöylece övülmüştür hadis-i şeriflerde. Ali'yi seven mümin, sevmeyen münafıktır. Böyle kimseler ancak cehenneme layıktır bilin Ali'yi sevmek imanın alameti. Onu seven müminler bulmuştur selameti. Ali'yi seven kimse beni sevmiştir elbet. Ona düşmanlık eden bana etmiştir elbet. Onu üzen, inciten beni incitmiş olur. Beni incitense Rabbi incitmiş olur. Bil Ali'ye muhabbet, bana muhabbet demek, bana muhabbetse Hakk'a muhabbet demek.'' onun güzel yüzüne bakmak ibadet olur. Onun sevgisi kula büyük saadet olur. Ali'ye bir sıkıntı vermek için uğraşan, muhakkak bilmeli ki kendi olur perişan. Kadınların üstünü Fatıma tü Zehra'yı, Rabbim bana emretti ona nikahlamayı. Her peygamberin nesli kendisinden gelmiştir. Benimkini ise hak Ali'den halk etmiştir. Bana Ali'den daha sevgilidir Fatıma. Fakat Ali kıymetli, azizdir ondan daha. Ali'nin yakınlığı bana aynen şöyledir. Harun'un Musa ile yakınlığı gibidir. Ya Rabbi, sevgisini nakşeyle kalbimize, onun şefaatini nasip et hepimize.''